gazetecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ne var onu da soracağım ama İsmail Saymaz, halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz bizimle. İsmail hoş geldin ve çok hızla Hoş başlayacağım. bulduk. Aslında düne gitmeden bugünden başlayalım. Kürsü konuşmasını ben duyamıyorum arkadaşlar İsmail ama onu halledersiniz. Kürsü konuşmasında mermileri fırlattı ve sanıyorum önümüzdeki süreçte en çok bunu konuşacağız ve 39 gün kalmışken sanki artık çok zorlu bir sürece mi girdikse ne hissettirdi bu? Duyabiliyor musun sesimi? Şimdi duyuyoruz İsmail. Evet, iyi yayınlar. Şöyle tabii Meral Akşener'in bu tepkisi haklı da bir tepki. Çünkü yani işte bir bekçinin binaya girmiş hırsızları kovalaması senaryosuyla açıklanacak bir durum değil. İYİ Parti binasının hem giriş katına hem üçüncü katına hem de Meral Akşener'in fotoğraflarının bulunduğu noktaya en yakın yere mermilerin isabet etmesi. Hem de bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'le ilgili beni kendinle uğraştırma dediğinden birkaç gün sonra bunun yaşanması bizim işte hırsız kovalamacası senaryosuna inanmamızı imkansız kılıyor. Bir göz daha olma ihtimali yabana atılır bir ihtimal değil. Hele hele İYİ Parti'nin öteden beri başından geçenleri bilenler açısından hiç de yabana atılır bir ihtimal değil. Meral Akşener hakkında halen daha kapatılmamış bir FETÖ soruşturması var. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta Devlet Bahçeli o fotoğraftan çık gel bu fotoğrafa gir diyerek onun ittifakın değiştirmesini bile talep ettiler. Zaman zaman işte yerli ve milli diyerek onu altılı masadan koparmak ve uzaklaştırmak istediler. Böyle süreçlerde dahi onun hakkındaki FETÖ soruşturması kapanmadı. Hatta işte çeşitli Fethullahçı itirafçıları ifadeli dosyaya eklenerek onu bir tehdit vesilesi olarak kullandılar. Sadece bu olmadı ki. Meral Akşener Partisi'ni yeni kurduğunda sen de hatırlıyorsun binası evinin üstelik evinin önüne bir grup ülkücü geldi ve protesto adı altında gözdağı verdiler. Karı koca Akşener çifti kapıya çıkarak kendileri savunmak zorunda kaldılar. Yine sadece bu olmadı ki. Rize'ye gittiğinde Rize'nin iki ilçesinde İkizdere'de ve Çayeli'de açık ve örgütlü bir provokasyona ve saldırıya maruz kaldı. Bilhassa bu bilakis AK Parti ilçe örgütü tarafı il örgütü tarafından tasarlandığını biliyoruz. O kadar ki Meral Akşener Rize'ye geldiğinde şehirdeki sahil kenarındaki bütün üst geçitlere Akşener'le ilgili işte bazıları hakaret içeren afişler asıldı ve bunlar gün boyu kaldılar ve bunlar indirilmesin diye bazılarının önünde polis bekledi. Aynı sıralarda Çayeli ve İkizdere'de provokasyona uğradı Meral Akşener. Ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dese beğenirsin bunlar daha iyi günlerin dedi. Bir Daha başka neler olacak konuşmasında neler? daha neler olacak dedi. Yine Cumhurbaşkanı bir başka konuşmasında Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve milletvekili olmadığını dolayısıyla dokunulmazlığının bulunmadığını ifade ederek onun içeri girebileceğini bile söyledi. Akşener'i içeri atmakla itham etti. Bunun üzerine Akşener bir miting kürsüsüne elinde valiziyle girdi. Hatırlarsın. Dolayısıyla bütün bu serüveni yaşayanlar açısından, dönem dönem Akşener'in Erdoğan tarafından tehdit edildiğini bilenler açısından, bu meydana gelen saldırı hiç de yabana atılır, hiç de öyle hırsız bekçi senaryosuyla işte geçiştirilir bir saldırı değil. Kaldı ki tam da bu merminin isabet ettiği günlerde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan işte HDP'nin Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklamasıyla beraber Altılı Masa'yı ve Millet İttifakı'nı PKK ile yan yana göstermeye çalışıyordu. Hem Bahçeli de bu gayretteydi. Bir yandan Hizbullah'ın siyasi kanadı Hüdapar'ı aklamak adeta bir yardım derneği sevimliliğinde göstermekle meşgulken diğer taraftan muhalefeti PKK ile yan yana koymaya gayret ediyordu. İçeriden İYİ Parti içeriden ve dışarıdan da aynı taarruza maruz kalıyordu. Bir yandan iktidarla boğuşuyordu, diğer taraftan aynı söylemi kuşanan Yavuz Ağaralıoğlu istifasında eski yol arkadaşlarını benzer iktidarın hoşnut olacağı kelimelerle itham ediyordu. O günlerde benim açıklamalarımı şehit anneleri gözyaşlarıyla FETÖ'cüler ve PKK'lılar öfkeyle karşıladı demek dönüp dolaşıp aynı kapıya çıkmak demektir. Keza sadece bu kadar değil. Muhalefet yine kendisini muhalefette konumlandıran Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de benzeri bir söylemi kuşandı.
Kılıçdaroğlu'na HDP'nin destek verdiğini, hatta Kılıçdaroğlu'nun bir HDP'li bakan vereceğini iddia ederek HDP'nin ve CHP'nin bunu defalarca yalanlamış olmasına rağmen AK Partililerden ödünç aldığı bu kavramı dolaşıma sokarak kendisinin avantajlı duruma geçeceğine inandığından olsa gerek bu zemini örmeye gayret ettiler. Bütün bunların sonucunda o mermi ateşlendi ve geldi İYİ Parti'nin camını çerçevesini indirdi. İsmail, şimdi tabii burada şurayla devam ettirebiliriz. Yani tüm bu anlattıklarından artık seçime kadar daha da iklimin sertleşeceğini görüyoruz. Çünkü iktidarın elbette elinde bir vaadi de kalmadı, sunabileceği bir şey de kalmadı. Bu dili de sürdürecek. Ama bu dil sahaya nasıl yansıyacak? Yani AKP'nin kendi kalelerine nasıl yansıyacak? Mesela dün Trabzon'daydın, oraya nasıl yansımıştı bu? Şimdi tabii provokasyon orada da sürüyor. Yani işte Trabzon'da işte böyle bir milliyetçi iklim var ve bu milliyetçi iklim elbette ki provoke edilmek de isteniyor. Ancak başarılı olunamadı. Şöyle ki burada aslında Kemal Kılıçdaroğlu bir miting yapmayacaktı. Her salı bir ile gidiyor. Daha çok milliyetçi muhafazakar seçmenlerin yoğun olduğu illere gidiyor ve bu illerde salı grup toplantısı yapıyordu. Bunun için de Trabzon'da Atatürk Meydanı'nda 3000 kişilik çadır düşünülmüştü. Ve izin de çıkmıştı yani. Trabzon valisi izin vermişti. Son ana kadar herhangi bir pürüz görünmüyordu. Fakat ne olduysa bir gün önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olmaz dedi. İddia o ki AK Parti Trabzon milletvekili Salih Çoran'ın müdahalesiyle iş çıkmaza girdi. Bunun üzerine iki taraf gerildiler. Ve en sonunda yine aynı meydanda bu kez miting kürsüsü kuruldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu mitingi yapmayacaktı. AK Partililerin müdahalesi ve baskısı sonucu onlar miting yapmak durumunda kaldılar. Bence kendileri açısından daha iyi oldu. Fakat bu arada ilk kez miting yapılmış oldu. Yani bu kampanyada ilk miting yapılmış oldu. Şimdi ben orada İsmail, daha önce... İsmail, o şeyi de söyler misin? Biraz buna sanki ihtiyaç var mı? Deprem nedeniyle daha sakin geçilecek bu söylendi ama dün benim de yani burada uzaktan izlediğimde hissettiğim buydu. Yani halkın da sanki bu buluşmalara, bu coşkuya da biraz ihtiyacı var. Muhalefetin de sanki sahada böylesine olmasına ihtiyacı var. Bir yöntem değişikliğine gidilir mi? Dün zorunlu olan bu şey artık dönebilir bence mi? Bence böyle devam eder. Yani Cumhurbaşkanı Bağcılar'da kalktı, seccadeyle miting yaptı. Neredeyse seccade namaz kılmadığı kaldı şöyle. Yani depremin vurduğu yerlerde, geçenlerde Hatay'da miting yaptı. Hatay'da yani depremde her yerin yerle yeksan olduğu bir toprak zemine kürsü kurup miting yaptılar. Dolayısıyla muhalefet tabii ki bu türden görüntüler vermeyecektir. Ancak miting bizim demokrasimizde seçim kampanyalarının olmazsa olmazı. Miting kürsüsünü hani depremin acılarını yok saymak diye nitelememek gerekir. Bilakis deprem fotoğrafın olduğu gibi miting kürsüsünden halka göstermek gerekir. Bu yaşanan acılarıyla da bu efendim depremi öngördüğü halde önleyemeyen, ilk 48 saatte araba kurtarma ekiplerini gönderemeyen, ilk yardım ekiplerini temin edemeyen iktidar ifşası içinde kullanılır. Ve orada aslında ilk 48 saatte pekala kurtarılabilecek binlerce insanımızın tam da bu beceriksizlik, liyakatsizlik ve iş bilmezlik nedeniyle aramızdan ayrıldığını ortaya koymak için de kullanılır. Her bir miting kürsüsü depremin ve diğer başkaca toplumsal ve siyasal sorunların teşhiri içinde iyi bir vitrine dönüşebilir. O nedenle bizim demokrasi kültürümüz açısından yeri olan bu geleneğin sürdürülmesini ben doğru da buluyorum. Şimdi, her başlıkta da yanıt almak istiyorum İsmail. O yüzden soru cevap gidiyorum. Tabii, şimdi depremi tabii, anlatmış oldunuz. Bu depremin buradaki sorumsuzluğun konuşulmasını asla istemiyorlar. İstemedikleri için de seccade onlar evet. için bir gündem oldu. Bunu da devam evet. ettirecekler belli ki. Ama dün beraberdiniz Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Seccade konusunda ne söyledi? İstersen önce bir Trabzon'da vaziyet anlatayım, hemen ikinci soruna geçeyim. Olur mu? İster o misin? Zaman hiç araya girmemiş olayım. İmamoğlu parantezi de açarsan. Yani Sayın İmamoğlu tabii, demişti tabii, ki neferi olacağım. Tabii. Oldu mu? Nasıldı izlenim? Olur tabii ki. Arda anlatayım hemen hepsini. Seccade daha şey bir konu. Ona daha bir şeyli yer ayıralım. Şimdi Trabzon meydanı, ben o meydanı bilirim yani. Ben Rize'de doğup büyüdüğüm için biz o meydan Trabzon'un en merkezi meydanı. Ondan sonra ve mitingleri de izlemişim orada. Şimdi bugün Ramazan günündeyiz bir kere şöyle. Önce onu söyleyeyim. Ramazan günündeyiz.
Ve bizim ailelerimizde de vardır bu. Oruç tutanlar sahura kalkarlar, yatarlar, iftar saatine yakın uyanırlar. Dolayısıyla saat 1.30'da yani bir kısım insanımız hala uyuyor olabilir yani. Onu Ramazan günü için söylüyorum. Birincisi bu. İkincisi Ramazan.